Burada da elimde böyle bardakla görüyorlardı. Bu ne falan dediler. Dedim bu benim çayım. Biz de içelim falan dediler. Dedim ben bunu kendime yapıyorum. Dediler ya olur mu kardeşim yani biz bunun parasını verelim içelim falan. Dedim size verirsiniz ben bana kalmaz. Yani ben bunu içmem lazım falan. Neyse ileri geri ufak ufak vermeye başladık. Şimdi bütün bu civar çaya geliyor sabahleyin. Varoş çocuğusun, köyde büyümüşsün, Amerika'ya geliyorsun. Diyorsun ki ya tiyatro mu acaba falan. Sonra baktım hala garsonluk yapıyorum. Yani aradan bir 20-22 küsur yıl geçmiş. Ben hala başkasının yanında çalışıyorum falan. O engeli aştın ya, ömrünü tiyatroyla geçiren insanlara iş veriyorsun sen. Göçmen yapıyor bunu. Adım İsa Seyran, 24 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Müzik 23 yıl garsonluk yaptım. Başkent Washington'un çok ünlü, çok kalabalık restoranlarında Hint, Fransız, Yunan, Lübnan, Türk restoranlarında uzun yıllar garsonluk yaptım. Sonra hatıralarımı anlattım. Garson, anılar ve düşünceler diye. Şimdi bir arabada Türk kahvesi yapıyorum, çay yapıyorum. İnsanlarla, gelenlerle hayatı, sanatı konuşuyoruz. ...1973 yılında Sivas'ta Zara'nın bir köyünde doğdum. Tipik bir Anadolu ailesi. Mal güttüm, davar güttüm, kuzu güttüm, keçi güttüm. Uzun yıllar çobanlık yaptım. Sonra tarlada çalışmaya başladım. Anadolu coğrafyası benim için çok önemli. Hatta soranlara Anadolu'yum, Mezopotamyalıyım falan diyorum. Sonradan Bağcılar'a taşındık, İstanbul'a Bağcılar'a. Tabii 1980'lerin Bağcıları, varoş o zaman. Ailem hala orada. Bağcılar'dan işte 1993 yılında sonra da Ankara siyasal macerası başladı. İstanbul'dan Ankara'ya gittim okul için. Şiirim edebiyatın peşinden gittim Ankara'da. Dil öğrendim, şiir çevirdim, dergi yayınladım, şiir yazdık, roman yazdım. Yani okul dışında her şeyle uğraştım yani. Kitap bir limandı benim için, diyor Üstad Cemil Meriç. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Kitap benim has bahçemdi. Hayat yolculuğumun sınır taşları kitaplardı. Okul uzadı. 4 yıllık okul 7-8 yıl sürdü. Baktım şey olmuyor. Yani yolun sonuna geldiğimi hissettim. Ama hayatım bitmediğinin farkına vardım. Daha çok şey yapabileceğimi hissettim. O yüzden bir içgüdüyle Amerika'ya geldim 2000 yılında. Buraya geldiğimde okul bitmemişti daha. Yani kaçıştı aslında benimkisi. Yani anne baba soruyor, herkes ne zaman kaymakam çıkacaksın, vali çıkacaksın. Ne zaman Merkez Bankası'nın başına geçeceksin? Ne zaman Dışişleri Bakanı'nın gibi oluyorsun? Diyorlar ben daha şiir yazıyorum, şiir çeviriyorum. Yani ailemin benden beklentisiyle benim peşinden koştuğum mevzular çok ayrı. Geliş o geliş tabii ki. 24 yıldır da buradayım. Tabii o zaman bilmiyordum ben buraya geldikten sonra işte konservatuvara gireceğim. Burada oyun yazacağım, yöneteceğim, filmi. O zaman bilmiyordum onları. Çünkü dediğim gibi yani sen hayata inanılmaz köyde başlamışsın. Yani film, tiyatro çok uzak dünyalar onlar. Yani insanın hafızasına dahi gelmiyor. Hani onları yapacağım aklıma gelmedi ama bir şeyler de yapacağımı da hissettim. Buraya geldikten sonra da o kendime güveni inşa etmem. Yeni bir dilde, yeni bir kültürü, yeni bir coğrafyada kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz. O yüzden o çok zor bir şey elbette. Yani İngilizceyi biliyorsun ama
doğmamışsın ki o dilin içinde. O dilin kodlarını bilmiyorsun. Hani o yüzden o aşağılık kompleksi diyelim ona. Kendini eksik hissetme. Varoş çocuğusun, köyde büyümüşsün, Amerika'ya geliyorsun. Diyorsun ki ya tiyatro mu acaba falan. İşte o şeyi inşa etmem bir 10 yılımı aldı. Ama 10 yıldan sonra kendime bir şekilde ikna edip ya bir dakika bu olabilir en azından dene. Konservatuvarın kapısına gitmem 10 yılım aldı. Aslında ciddi bir edebi kariyeri, geleceği geride bıraktım aslında. Elbette buraya gereken derdim edebiyat sanat yapmak değildi. Ama dediğim gibi hani böyle bir kaçıştı benimkisi. Bilinmeyene doğru bir yolculuktu. O yüzden de gelir gelmez ilk Türk bulmak. Yani bir Türk kafe, restoran birisini bulmak ve kardeşim ben geldim falan yani. İş lazım mı, şey lazım mı? Şimdi garsonluk biliyordum yani bunu yapabileceğimi. Çünkü Türkiye'de geçmişim var benim. Ortaokulda eniştemin kahvesinde, Bağcılar'da kahvede ocakta başladım. Kahve yapmaya ve çay yapmaya. O yüzden ben hani kendime güveniyordum. Aç kalmayacağımı biliyordum. Zaten yaz. En fazla parkta yatarım falan diyordum. Gelir gelmez böyle birkaç gün otelde kaldık ama çok uzun sürmedi zaten. Hemen gittik bir yere. Dedim ben çalışmaya hazırım. Ne iş olsa yaparım. Yarım düzine dili sular seller gibi bilen bir tane abi gelmiş. Adam ne diyecek zaten böyle şey. Hatta ben çok iyi garson olmama rağmen komi olarak başlattı beni. Hiç sorun değil dedim. Böyle bir yıl böyle bir su döktüm, böyle şey yaptım, ondan sonra ağır şeyler kaldırdık, masaları indir, kaldır, şey yap. Hiç kocunmadım yani bunu o şey yaparken. Ama bir yıldan sonra garsonluğa başladım. Ondan sonra böyle birkaç değişik küçük restoranda garsonluk yapmaya başladım. Bir yıl falan da o sürdü, 3-4 değişik restoranda. Sonra 2002 yılında Zeytinyağı diye bir restoran açtık. Jose Andres diye dünya ünlü bir şefle. İspanyol bir şef. Beyefendiyle tanıştık. Bir ay süren bir hazırlık sürecinden sonra burayı açtık. Esas Jose Andres'i önemli yapan kendini insani, hümaniter şeylere adamış olması. Yani yeryüzünde bir savaş olsun, deprem olsun hemen oraya gidiyor. Ekibiyle beraber World Central Kitchen. Oraya gidiyor, mutfaklar kuruyor orada. Ukrayna'da uzun bir süre oradaydı, hala orada mutfağı var. Türkiye'ye depremden sonra geldi. Orada mutfak kurdu, orada depremzedeleri besledi. Chef Jose Andres, thank you so much for joining us. You and World Central Kitchen, you are now on the ground in Turkey. Şu anda Gazze'de. Böyle bir insanla çalışma fırsatımız oldu. Hatta bununla ilgili hikayeleri de Garson diye hatıraları düşünerek kitabımda da anlattım. Güzel bir tecrübeydi o da. Selamun aleyküm ya seyyidil muhterem. Ahlen ve sahlen. Merhaba ve berekat. ماذا توصيني أنت أن نأكل؟ عندك هو يفكر بما بلدي كفتة كباب أيضا له مع رز with rice or مع رز not rice. Ufak ufak böyle palazlanmaya başladım. Karnım doydu, şeyim doydu. Etrafı da böyle doyurunca böyle. Hani böyle insanın karnı doyunca böyle sanata, kültüre falan şey oluyor. Hemen şey oldu böyle. Benim kurtlar böyle kaynamaya başladı. Bir dakika ne yapıyoruz abicim? Tamam iyi güzel de. İşte ufak ufak yazmaya başladım. Kendime güvenim gelince de tiyatro ve sinema macerası başladı. Amerika'ya gelişimden bir 10 yıl sonra ya bir dakika ya bu olabilir. Yapamasam bile en azından bunun ben eğitimini alayım. Yani yapmayayım ama olsun bileyim en azından. Bilinçli bir tüketici olayım. Şeyiyle konservatuvarın kapısını çaldım. İnanılmaz zordu. Yani 1,5 yılın böyle ya ben ne yapıyorum bu insanların arasında ele geçti. Bu arada Rasika ve Bombay Club diye iki yerde çalışıyorum. İkisi de Hint restoranı, ikisi de DC'nin en ünlü restoranları. Rasika denilen yer 3 ay öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yani Başkan Obama geldi. Ya yani bizzat ben servis yaptım. Michelle Obama geldi mesela. Bizzat ben ilgilendim. Statü endişem yoktu benim.
Yani hiç gocunmadım. Yani insanları servis etmekten büyük bir keyif duydum. Biliyorum Türkçe garsonluk bile, hani anlatırlar ya böyle, çok severim o hikayeleri, böyle Türkiye'ye gelir burada böyle süründür falan birkaç yıl, ondan sonra bir şey yapamadan geri döner Türkiye'ye, böyle anlatır, böyle garsonluk bile yaptım, yer bile temizledim, tuvalet bile temizledim falan. Babacığım sen de eli kolu olan bir insansın, temizle ne olur yani, eline mi yapışıyor? Bizim orada derler ya, insanın iş eline yapışmaz diye. Özellikle insanlara hizmet etmekten büyük bir şeref duyuyorum. Bu bana keyif veriyor, o yüzden hiç gocunmadım. De dónde eres tú? Salvador. Salvador. Oh, qué bien, qué bien. Qué gusto verte, señor. Muy amable. Soy de Turquía. Turquía. Ajá. Muslim. Sí, claro. Salam aleikum. Aleyküm selam, brother. Kanaat diyor, bitmeyen bir hazinedir. Tamam mı? Sen mesela kanaat diyor olan bir insanı asla satın alamazsın bak. Satın alamazsın yani. Adam kanaat sahibi abicim yani. Adama yetiyor, sen ne yapacaksın sen istediğin kadar? Sen bana dünyayı ver. Bana ne lan? Bu bina senin. Ne yapacağım lan ben? Bana lazım olan bir tane şöyle bir minder yani. Sen bu adama şey yapamazsın yani. Haftanın 5 günü oradayım. 2 gün okula gidiyoruz. Bir gün dersler var, bir gün de provalar var. Okulun bitirme tezi olarak işte hoca dedi ki bir oyun seçin dedi, şey yapın dedi, bunu sahneleyin dedi. Ben dedim ki ya yani ben yazsam oyunu dedim. Ondan sonra hoca güldü tabii ki falan yaptı. Seç bir oyun falan dedi. Ondan sonra saçmalama dedi. İyi dedim. Yani o bitirme oyun olarak bir şey seçtim ama bu oyun yazma aklıma o sırada düştü. Dedim ki acaba yapabilir miyim diye. Garip bir şekilde oradan mezun olduk. Ve de yazdım. Oyun yazdım. Yönettim bunu ve sahneledim. Yapımcılığını yaptım. O da işte tiyatrodan sonra bizi sinemaya getirdi. Bir baktım kendimi sinemanın eşiğinde beklerken buldum. Bir de sinema filmi yapmak nasip oldu. Eres de Salvador? Correcto. Y es de Nicaragua. No, Honduras. Honduras. Lo siento. Yo estuve en Guatemala y Costa Rica. Bellísimo. Oh, me encanta. Lindo. Me encanta. Bütün bunlar bitince sinema da bitti, şey de bitti. Böyle bir sanki boşluğa düştüm sanki. Dedim Allah Allah ne oluyor yani bu her şey bitti. Sonra baktım hala garsonluk yapıyorum. Yani aradan bir 20-22 yıl geçmiş. Ben hala başkasının yanında çalışıyorum falan. O zamana kadar rahatsız etmeyen şey bir anda beni rahatsız etmeye başladı. Kendi mütevazi bir sahnem olsun, bir platformum olsun. Ondan sonra insanlar bana gelsinler dedim. Orada böyle hani hayatı, sanatı, sinemayı, kültürü konuşalım, iki lafın belini kırarım dedim. Şimdi bu kahve arabasını getirdik Türkiye'den. Çok zor, zahmetli bir süreçti. Bunun gümrüğüydü, şeydi, bozuk geldi, yaptır, ettir, çiğ şey yaptır. Ama bir şekilde Rabbim güç verdi, sabah ettik ve bu arabayı kaldırıma koyduk. Ben daha bu yapılmadan önce bunun planlarını belediye ile paylaştım. Daha yapım aşamasında. Onların onayını aldım. Çünkü burada Amerika'da tek mafya devlet. Ondan sonra buraya gelmiş 1970 arçelik model bir araç kimse bilmiyor. Çeke çeke çekiciyle getirdim sokağa bıraktım. Yolun ortasında çünkü food truck olarak geçiyor bu. Orada 1,5-2 ay durdu. Yoldaki polislerle sürekli kavga, sürekli her gün böyle ceza yazarlar. Bir gün bir çıktım böyle çekmişler götürüyorlar. Çekmişler böyle hem de polis. Dedim ya ne yapıyorsunuz babacığım yani bunun izni var şeyi var. İşte ileri geri kavga falan saç baş. Sonra bir mucize oldu. Belediye aldı onu kaldırıma koydu. Kendisi koydu. Yani o kadar şerrin şeyinde bir hayır ortaya çıktı. Şimdiki yerine böylece koymuş olduk. The first thing. It's called Colonia. It's like a sanitizer, like a lemon water. Burada şey yoktu böyle, kültür yoktu. Kültür, sanat yoktu. İşte o eksiği ben tamamlamak istedim. Böyle bir yer var. Belediyeden bunu istedim. Uzun uğraşlar sonucu aldım.
buraya çok yakında bir ay sonra böyle bir kültür merkezi gibi bir şey yapacağız. Türkiye'den minder yaptırıyorum, şarküsü yaptırıyorum. Bu gördüğünüz yerleri böyle Türk halılarıyla, Anadolu desenli halılarıyla kaplatacağım. Amacım çay kahve yapmak değildi. Yani çay kahve değildi. Yani bir kültür, bir dünya sunmaktı. Onun arka planını da şey yapmaktı. İşte burası bize o Orta Doğu'nun hikmetini buraya getireceğiz. Yani insanların hissettikleri, mesela Tagore okuyacaklar o Hindistan'da, Muhammed İkbal okuyacaklar, Hafız Rumi okuyacaklar, Sadi Şirazi okuyacaklar, Şeyh Galip okuyacaklar. Burada böyle güzel şey yapacaklar. Biz de bunlara o dünyayı anlatacağız. Amerikalılar yalnız insanlar. Yani hani bunu biliyorduk ama bu kahve arabası sürecinde bunu yakinen gözlemiş oldum. O yüzden böyle bizim şey böyle insanların bir araya geldiği, iki lafın birini kırdığı, hani insan insana ihtiyacı vardır. Onu bir kere daha görmüş olduk. Yaşadığım sürece bir şeyler üretmeye devam edeceğim. Yani bu her şey olabilir yani. Bir şey ürettiğim sürece önemi yok. Ama ikinci filmim var. Senaryosu hazır. Üçüncü filmim var. Senaryosu hazır. Dizi senaryosu hazır. 8 bölüm. Proje çok hocam. Burası sosyal bir ülke değil. Yani sosyal haklar yok. Devlet böyle sana bakmaz. Yani kendi kendinesin burada. O yüzden çalışacaksın. 23 yıl garsonluk yaptım. Sigortam yok. Emekliliğim yok. Birikmişim yok. Hiçbir şeyim yok. Yani bir gün dahi çalışmadığım için bir Allah'ın kulu bana para vermedi. Sonra bir de bu ülkenin, kültürün bu silah merakı mesela. Yani dediğim gibi başımıza kötü bir şey gelmedi ama işte bunu da anlamakta zorlanıyorum yani. Ama onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani Türkiye'de böyle çok cennet vatan, Anadolu. Yani akrabayı özlüyorsunuz. Gurbette yaşamayan bunları bilmez yani. Bunlar böyle, ben mesela bazen diyorum aşağı inin bir su böreği yiyeyim falan diyorum böyle hemen aşağıda. Gidin benim adıma yiyeyim falan diyorum yani. Çünkü bunlar böyle gurbet yani. Burada yok bunlar böyle kolay kolay. Ama en çok da şey dokunuyor. Bayramda falan bir araya geliyorlar ya. O böyle hakikaten dokunuyor ya. Bakıyorsun böyle uzakta. Yani güzel ama gurbette acı. Bence esas engel insanın içindeki kendi kendini oluşturduğu engel. Nedir o? Ben köy çocuğuyum. Benim ne işim var? Varoş çocuğuyum. Benim ne işim var? Benim burada, bu insanların arasında. İşte onu aşınca insan görüyor ki ha bir dakika. Esas o insanları işlere hale geliyorsun sen. Böyle ne oluyor biliyor musun? Sen o engeli aştın ya. O böyle bir ömrünü tiyatroyla geçiren insanlara iş veriyorsun sen. Gel diyorsun bak tiyatro oyunu yapıyoruz. Sinema oyunu yapıyoruz. Göçmen yapıyor bunu. Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam, kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma.